Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Saatlerimiz Almanya saatiyle bayağı bir geç. Türkiye saatiyle daha geç. Çünkü Türkiye Mekke saatiyle yoluna devam etme kararı aldı. Almanya'da da kardeşim akşamüstü 4'te hava kararıyor. Yani buna bir çare bulsa ya. Ama şeyi iyi biliyorlar Almanlar, bu Noel zamanını iyi aydınlatmayı. Mesela bizim cadde bugün en son işte saat 4-5 gibiydi galiba. Bizim karşıda bir Alman bir kadın var. Kadının hayranıyım. Yani kadın evli ve 3 çocuğu var. Muhtemelen 45 yaşında falan. Kişiliğinin hayranıyım yani. Evli kadınlara bakış açım çok etik. Yani kadın böyle askı falan, askılı giyiniyor ve askılı erkekler. İlber Ortaylı falan bizde. Ne o abinin adı? Ceren Şengör falan giyiyor ya, öyle giyiyor. Mutlaka sabah koşuyor. Yani bir yarım saat 40 dakika gibi koşuyor. Çünkü çok alkol tükettikleri için Almanlar çok koşuyorlar. Yani onu bir şekilde dengelemen lazım. Yani kadının her hareketi saygı uyandıran hareketler. Ve o kadın, yine bütün hareketlerini hayranlıkla izlediğim o kadın, bugün en son işte o da artık Noel ağacını süsledi. Yani dışarıya bir çam ağacı çıkardı yatay. Onu ışıklarla bezedi falan. Gerçekten hani yani kapitalizmin merkezindeyiz. Mesela Türkiye Cumhuriyeti bence kapitalist bir ülke değil. Türkiye Cumhuriyeti daha devletçi. Devlete yakın olan işi götürüyor. Mesela bak, Ekrem İmamoğlu da bugün artık hani en kaliteli kebapçıda artık şaraplar, maraplar. Hani devlete yakınız kardeşim, biraz da biz yaşayalım tadında. Burada biraz daha şey, kapitalizm. Kapitalizmde devlet çok söz sahibi değil. Kapitalizmde şirketler, holdingler ya da parası olan insanlar güçlü. Bu benim daha hoşuma gidiyor. Yani Türkiye'deki biraz daha böyle adaletsiz. Yani insanların daha böyle onurlarının çiğnendiği bir sistem. Burada öyle değil yani. Burada hani saygı duyduğun insan başarılı. Mesela şey diyorsun. Ulan diyorsun, tamam herif götürüyor malı ama bir şeyi var yani herifin. Hani bir bunu hak ediyor gibi bir şey. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok da anlatmak istemiyorum. Bana ne yani? Ya mesela Glühwein diye bir şey var. Sıcak şarap. Herkes bunu içer. Noel pazarlarının kaloriferi gibi bu. Yani Noel pazarında alışveriş yapman için ısınman lazım değil mi? Noel pazarları açık. Nasıl yapacak adam? Nasıl alışveriş yapacak? Nasıl yürüyecek yani? Isınmadan alışveriş olur mu? İnsanın bir şeye para vermesi için keyfinin yerinde olması lazım. Üşüyen adamın keyfi yerinde olur mu? Olmaz. O yüzden Glühwein. Sıcak şarap içip böyle bir vecide geliyorsun. Alıyorsun bir şeyler yani. Valla bugün ne konuşacağımı bilmiyorum. Yalnızım şu anda. Bu saate kadar yalnız değildim. Yani saat zaten bugün 3.30'da falan uyandım gündüz. Dün çünkü Süreyya ablanın misafiriydi. Süreyya abla Almanya'nın ilk kadın, ilk Türk aslında. Kadın da değil, erkek de yok. Ştoya Berata, yani ne diyorlar? Mali müşavir. Gerçekten gurur duyulacak bir kadın. Şimdi dün bir şey tespit ettim. Şimdi biz diyoruz ya işte AK Parti kötü. Bunlar bizi toplumun birçok kısmını aşağılayan, snob eden, ötekileştiren bir yapı. Peki bu elitist Türkler var. Mesela böyle Atatürkçü takılan, özellikle halk damarlarına böyle çok sert girişen. İşte mesela Kürtlerle ilgili fikirleri ya da Alevilerle ilgili fikirleri. İç Anadolulularla ilgili fikirleri. Çok adice olan insanlar var. Böyle kendilerini bir üst kültür olarak görüp, Almanlarda da vardır bu. Biz üst kültürüz, siz sektörün lan lanet olası köpekler tarzında bunu oturduğu rakı masasında da taşıyan adamlar var. Ya da yemek ya da kahvaltı fark etmez. Böyle heriflerle bir de üstelik karşılaşıyoruz ve didişiyoruz yani. Yani kardeşim, Atatürk hiçbirinizin babası değil. Atatürk hiçbirinizin tekelinde değil. Bu Kur'an-ı Kerim gibi ya da peygamber gibi. Peygamber hiçbirinizin peygamberi değil. Bir Alevi dedesi. Hazreti Ali senin deden değil kardeşim. Yani sen kimse elini öptüremez. Ya da Cübbeli Ahmet denen adam. Sen kimseye el etek öptüremez. Ya da herhangi işte bana şey diyor adam. Sana diksiyon dersi vereyim falan bana diyor. Ya kardeşim, senin nasıl bir başarın var? Ya da diyor ki, senin oyununa geldim şurada çok kötü falan. Ya sen kimsin? Yani senin beni bu ölçüde eleştirebilmen için bir başarı ortaya koyman lazım. Mesela benim en nefret ettiğim şey şudur. Çok insanda bunu görüyorum restoran sahibinde. Adam restoran açmış. Ticari bir başarı. Dünyanın en zor şeyi kendi başına para kazanabilmek patronsuz. Ve bir insanı güldürebilmek. Böyle bir araştırma okumuştum. Birincisi kendi işini kurup başarılı olmak. İkincisi sahneye çıkıp insanları teke tek de güldürebilmek. Bunlar zor. Gerçekten zor şeyler. Şimdi adam gidiyor restorana oturuyor, tamam mı? Diyor ki, ya bu restoran çok büyük. Biraz alan küçültse iyi olabilir. Ya da canlı müzik yapsa daha iyi olabilir. Ya da işte yaprak sarma yapsa mesela zeytinyağlı başarılı olabilir. Ya sen kimsin? Nusret olsam, tamam mı? Hiç sevmediğim bir tip. Nusret olsam bunu söylemeye hakkım var. Çünkü herif bu konuda başarılı. Ya da Vedat Milor bunu söyleyebilir. Ama hocam sen kimsin ya? Yani nasıl bir başarın var ki sen ticari anlamda restoran açmış, vergi veren, insan çalıştıran, bir şekilde bu sektörden evine ekmek götüren bir adama böyle fütursuzca saldırabiliyorsun? Kimsin? Ya da bir masada oturup böyle üstten üstten insanlara böyle laf sokabiliyorsun. Sen kimsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Efendilik, zayıflık değil. Bir insanın sana abi demesi, seni sözüm ona meslek büyüğü olarak görmesi ya da sana kadir kıymet vermesi onun zayıflığı değil. Bilakis onun iyi bir insan olmasından kaynaklı olabilir. İyi bir aile eğitimi almış
vermiş olmasından kaynaklı olabilir. Kendisini iyi yetiştirmesinden dolayı olabilir. Sen bunu alıp bu zayıf madem bana böyle davranıyor o zaman ben bunun üzerine gidip ona biraz daha yüklenebilirim ki bence bunu bile düşünmeyecek kadar narsist ve egoist. Ama ne zaman tedavi olacaksın? Tedaviyi ne zaman kabul edeceksin? Biz seni çekmek zorunda mıyız? Nazım Hikmet mesela senin tapulu malın mı? Ahmet Arif ya da senin tapulu malın mı? Ya da herhangi bir şair, herhangi bir yazar, herhangi bir bizim bugün üst kültür olarak gördüğümüz, örnek aldığımız eserlerini şefk ile, zevk ile takip ettiğimiz bu insanlar senin neyin? Ne zaman sıkı bir adam olmayı düşünüyorsun? Kaç yaşında? Biz bir fikir olarak, bir zihniyet olarak söylüyorum. Seni, sizi nereye kadar idare edeceğiz hocam? Neden sen ve senin gibileri idare etmek zorundayız? Sen ve senin gibi insanları üst perdeden kendisini böyle bir acayip bir adammış gibi görüp aralara böyle Nazımlar, Yıldız Kenterler, Müşfik Kenterler, Haldun Dormenler, Rumcalar falanlar filanlar katarak senin yüzünden işte biz bugün bu haldeyiz. Senin insanları aşağıladığın için aşağıladığın insanlar senin başına bir çorap ördü. Ve bak biz o çorapla hala mücadele ediyoruz. Sana dönüştü. Senden doğdu ve sana dönüştü. Siktir et yani ne diyorum ben. Vallahi böyle bir şey söylemek istedim. Ben bu videonun ya bu videoyu aslında birileri duysun diye yaptım. Onların duyacağını biliyorum. Arada bir 5000 kişiyi falan yakmış olabilirim. Belki onların da birçoğu benim duygu dünyamın insanı olduğu için like yapın bakalım ne kadar duygu dünyamdan insan var. Yani böyle havaya konuştuğumda dahi "Aa ulan gerçekten böyle diyen kaç kişi var?" İlk defa böyle bir şey söylüyorum. Like'larla sayacağım. Yorum yapmayacağınızı biliyorum. Yorum zor iş. Like'ları ben sayarım. Hiç kimseye vallahımız yok yani. Ben seni kaybetmem. Çünkü sen kendini kaybetmiş durumdasın. Sen beni kaybedersin. Bence kaybetme. Vallahi bak. Benim sana muhtemelen çok büyük ihtimalle bir işim düşmez. Hayat öyle bir yerse. Senin bana düşer. Vallahi bak düşer. Çünkü benim senin için söylediğim şey senin künyen olur. Senin kimliğin olur. Çünkü benim hakkımda binlerce insan zaten bir şey söylüyor ve bir şey olmuyor. Benden kasıt bir zihniyet, bir fikir. Durduğumuz yer belli. Sen de durduğun yeri bir belirlesene. Ona göre davransana bakalım. Bakalım bizim sana davranışlarımız ne ölçüde değişecek ve senin hayatınla ilgili neler değişecek. Asıl olan o. Bizi salla. İyi geceler.